Şimdi ekonomik manada ülkede sıkıntı var doğru mu? Benzin almış başına gidiyor, o gidiyor, bu gidiyor. Bakıldığı zaman da bunu biz azap olarak belki değerlendiriyoruz ama diğer taraftan da rahmettir. Neden? Allah'a yaklaşmaya bir vesiledir. Yani insanoğlu imkansızlık, madde noktasında imkansızlık çektikçe Allah karşı boyun büyüklüğü içerisine girmeye başlar. Bu işin özü budur. Olması gereken budur. Ama bazıları vardır bu noktada bunu hiç değerlendirmez. Bakın bu ayrıntıyı iyi anlayalım. Ekonomik sıkıntılar, Türlü türlü musibetlerle karşılaştığında problem var. Ya Rabbi bizim günahlarımızla bu. Çünkü Allah Celle'nin ayetini hepimiz biliyoruz. Ma asabeke min hasenetin femin Allah. Ve ma asabeke min seyyetin femin nefsik. Başına bir kötülük geliyorsa bu senden kaynaklıdır. He sebepleri vardır bunun. Yeri gelir sebebi Rusya olur. Yeri gelir sebebi Amerika olur. Yeri gelir sebebi mahalledeki Ahmet olur. Allah için sebep mi yok Celle Celaluhu? Dilediğini yaratır. Fakat buradaki mesele onu bilebilmektir. Şimdi bugün kaç kişi mesela hep böyle değerlendiriyor olayı? Yani ekonomik sıkıntılar var. Benzin arttı. Bu bizim günahlarımızın sebebidir diyen çok az kimse var. Ve bu işin çıkışı noktasında gerçekten Kur'an'a müracaat edelim diyen çok az kimse var. Aksine akşam programlarında saat 8-9'dan sonra var olan bir takım kanallarda devamlı çıkan ekonomistler, devamlı çıkan işte bilmem uzmanlar, onlar bunlar şunlar teorisi artık ne sunacaksa teori ortaya koyacak vesaire. Onları izleyenler Kur'an'a müracaat edenlerden, müracaat edenlerden daha fazla çıkış yolu olarak onları görenler Kur'an'a müracaat edenlerden daha fazla. Adam farkında değil ki azabın. Yahu sen ona buna idareciye ona buna bakma. Çok nettir bu. Şu anda ortada bir problem varsa bu Allah'ın sana bir azabıdır. Ama bu azapla Allah seni kendisine yaklaştırmak istiyor. Mesele bu. Sen bunu anla.